Bugün Görsel TV tarafından hazırlanan dernek sitesi tasarımımızı CSS'e dökerek devam edeceğiz. Hemen tasarımımıza genel itibariyle bir bakalım. Tasarımımıza genel itibariyle bakarsak arkada bir arka plan var. Arka plandan daha sonra da beyaz olarak footer'a kadar devam ediyor body rengimiz. Arka plan rengimiz. Daha sonra burada bir navigasyon alanı. Navigasyon alanının ortasında bir logo alanı var. Ve navigasyon alanının altında da bir gölge efekti verilmiş. Hemen arkasından bir slider. Slider'ın altında yine bir gölge efekti. Daha sonra duyurular bölümü. Duyurular bölümünden sonra da haberler, galeri, video, etkinlikler, son mesajlar, kaybettiklerimiz ve Facebook tarzında devam etmiş. Footer'da bizim arka planımız değişmiş. Bir footer'ın arka planı var ve footer'ın arka planında tarayıcının genişliğini tamamen kaplayacak şekilde tasarlanmış. Hemen bakarsak footer'da yine bir navigasyon alanı. Navigasyon alanının yanında logolar. Logoların yanında da bize ulaşım bölümü var. Index layout'umuz böyle. Hemen şimdi Dreamweaver'a gelelim. Önce XAMPP server'ımızı bir çalıştıralım. Apache'mizi çalıştırdık. MySQL'imizi çalıştıralım. Dreamweaver'a gelelim. Dreamweaver'da hemen Business Consulting demiş. Close Tab Group diyelim. Burada faiz paneli. Faiz panelini hemen bu tarafa alalım. Insert paneli burada. Insert panelini de hemen yukarıya alalım. Daha sonra Adobe Browser Lab var. Browser Lab'ı da Close Tab Group diyerek kapatalım. Close Tab Group diyelim. Şimdi faiz panelini kapatalım. Burada Access bölüm var. Access bölümünde Close Tab Group diyelim. Bunları kapatalım. Daha sonra View'den bu Color Icons diyelim. İkonları renklendirelim. Daha sonra hemen yukarıda Site bölümünden New Site diyelim. New Site. Hemen diyelim sitemizin ismi dernek olsun. Sitemiz nerede olacak? XAMPP server'ımızın içine atacağız. XAMPP. XAMPP'da HDDocs. HDDocs'un içine hemen gelelim. Dernek diyelim. Derneğin içinde olacak sitemiz. Daha sonra site sekmesinden sonra server diyeceğiz. Server'da artıya tıklayarak server name'imiz ne olsun? Dernek olsun. Connect using local network olsun. Server folder'ımız yine XAMPP server'ımızın içindeki dernek. URL'imiz localhost olacak. Localhost'tan sonra dernek diyeceğiz. Oluşturmuş olduğumuz klasörle aynı adda olmak zorunda. Advanced sekmesinde ise server modeli olarak PHP MySQL kullanacağız. Buraya save diyelim. Daha sonra remote değil testing server olacak. Advanced setting'de ise design notları iptal edeceğiz. File view columns'da ise check buyout'u iptal ediyoruz. Üstüne çift tıklayıp show'daki tik işaretini kaldırıyoruz. Sadece bize burada lazım olacak name. Sadece name kalması bizim için yeterli. Başka şu an için yapacağımız bir şey yok. Save diyelim. Şu an sitemiz Dreamweaver'da tanımlandı. Hemen sitemizin dosyalarını da oluşturalım. Gelelim öncelikle new folder diyelim. İlk önce bizim bir CSS dosyamız olacak. Alt çizgi CSS diyelim. Daha sonra ne olacak? Uploads klasörümüz olacak. Yine alt çizgi uploads diyelim. New folder alt çizgi images olacak. Daha sonra bizim connection'ımız bağlantı dosyamız olacak. Connections. Ondan sonra bize ne lazım? New folder diyelim. Includes diyelim. Includes dosyamız olacak. Daha sonra bizim panelimizin yer alacağı ÖMRS panel olacak. Daha sonra Scripts klasörümüz olsun.
Ripped klasörümüz olsun. Daha sonra gelelim tekrar new folder diyelim. SVF flash dosyalarının yer alacağı bir dosya yapalım, klasör yapalım. En son olarak da temp lattes klasörümüz olacak. Temp lattes'in içine de new file diyelim. Layout.php zaten kendisi yazdı. Layout.php'mizi oluşturalım. Hemen bir test edelim. Server'ımız çalışıyor mu? Gelelim buraya body tag'larının içine. Öncelikle PHP'mizi bir açalım. PHP'mizi kapatalım. PHP'mizi kapattık. Hemen buraya echo dernek echo diyelim. Çift tırnağı açıp kapatalım. Dernek sitesi tasarımı diyelim. Tasarımının CSS'e dönüştürülmesi diyelim. Dönüştürülmesi diyelim. İki noktadan sonra noktalı virgülümüzü de bırakalım. Kapatalım. Şimdi bizim hemen tarayıcılarımızı ayarlayalım. Edit Browser List diyelim. File sekmesinden. Ben Firefox'u kullanacağım. Primary olarak, birinci olarak. İkinci olarak da Internet Explorer'ı kullanacağım. OK diyelim. Daha sonra F12'ye basarak bir test edelim. Dernek sitesi tasarımının CSS'e dönüştürülmesi olarak geldi. Şu anda serverımız çalışıyor. Site tanımlamamız tamam. XAMPP serverımızla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Bir sonraki derste CSS ile ilgili dosyalar oluşturarak devam edelim.